Almanya izlenimlerim 3. Almanya'ya geçtiğimiz günlerde yapmış olduğum 11 günlük iş gezisiyle ilgili izlenimlerimi paylaşmaya devam ediyorum. Bu bölümde Çaycuma ilçemizin Almanya'nın Enerve eyaletindeki Lenenstadt şehrinde yaşadığım çok anlamlı, çok duygusal Türk bayrağı anımı paylaşacağım. Dortmund'dan yaklaşık 1 saatlik yolculuktan ve muhteşem ormanların içindeki kasaba ve köylerden geçtikten sonra Lenenstadt şehrine ulaştık. Burada bizi Belediyenin Uyum Meclisi Başkanı, çok değerli dostumuz Nedim Kalembaşı ile Lenestart Belediyesi'nin Çağcı Mahalle Kardeşlik işlerini yürüten koordinatör Louise Funke, emekli öğretmen dostumuz Cengiz Dalman karşıladılar. Kısa bir sohbetin ardından Saat 13'te bu güzel şehirde 60 yıldır faaliyetlerini sürdüren, 4 kıtada 70 ülkeye yatay sontaj makineleri ihraç eden Traktoteknik Fabrikası'nı ziyarete gittik. Burada fabrikanın önünde bayrak direğinde dikkatimi çeken, Alman bayrağının yanında dalgalanan Türk bayrağının nedenini Nedim Kalembaşı dostuma sorarak fabrikanın ortakları arasında Türk mü var diye sordum. Vietnam'da birkaç yıl önce değerli dostum, Karabük eski milletvekili Mustafa Eren'le bir Türk şirketine misafir olmuştuk. Oasis Carmen K. LTD adlı şirketin sahibi, çocukluğu Karabite geçmiş İbrahim Özsoy bir Türktü. Dev fabrikanın önünde Vietnam bayrağı ile birlikte gurur verici biçimde Türk bayrağı da dalgalanıyordu. O an gözümde canlandı ve "Orta Türk mü diye bu nedenle sordum. Nedim Kalembaşı, "Hayır Mehmet Bey, sahipleri Alman ve bu şehirden. Bugün BRTV olarak sizin çekim yapacağınız ve fabrikayı ziyaret edeceğiniz için Alman bayrağının yanına Türk bayrağını göndere çektiler dedi. Şok oldum. Büyük mutluluk yaşadım. Fabrikanın genç, dinamik ve sempatik genel müdürü Tim Hofmeister bizi kapıda karşıladı küçük bir sohbetle Safranbolu'dan getirdiğim Avrupa Birliği tarafından tescillenen tek Türk baharatı olan Safranbolu safranını kendilerine hediye etmemizin ardından bayrakların olduğu bölümde Sayın Genel Müdüre Türk bayrağını berete ve çekim yapacak diye göndere çekmesinden dolayı teşekkür ettim. Bilmiyorum Anadolu'dan kaç gazeteci bu onuru yaşamıştır. Hatta Türkiye'den kaç gazeteci bir Avrupa ülkesinde böylesine mutluluk veren bir olay yaşamıştır ama Ali kardeşimle biz yaşadığımız için gerçekten çok mutluyduk. BRTV'nin 29 yıllık geçmişindeki yüzlerce, binlerce anılar arasında Almanya'da yaşadığımız bayrak jesti de böylece yer almış oldu. Ardından Trakla Tökni Fabrikası'nı yaklaşık 1,5 saat boyunca gezdik. Çekimler yaptık. Hikaye 60 yıl önce Lehenstadtlı girişimci Paul Schmidt'in asfaltı kırmadan altından nasıl boru geçirebilirim düşüncesiyle başlamış. Köftebek yöntemiyle yaptığı bir çelik uçlu metalle günlerce uğraşıp hedefine ulaşmış. Ardından da çok küçük bir iş yerinde üretime başlamış. Vefatının ardından ikinci nesilden Wolfgang Schmidt fabrikanın üretimine devam etmesini sağlamış ve daha da büyütmüş. İşte 60 yıl önce başlayan bu üretim günümüzde 4 kıtada 70 ülkeye ihracat yapan ve toplamda 800 mühendis ve işçi istihdam eden dev bir fabrikaya dönüşmüş. Fabrikada yaptığımız çekimleri BRTV ekranlarında yayınladık. Hatta Sayın Genel Müdür yayınımızı izledikten sonra son derece başarılı bulduğunu hem bize yazdı hem de Nedim Kalembaşı dostumuza da söyledi. Bu fabrikada çekimlerimizin son bölümünde sayın genel müdür Tim Hofmeister'dan duyduğumuz bu fabrika artık bir kişinin ya da ailenin değil. Aile fabrikanın tüm gelirlerini bir vakıf aracılığıyla insanlığın hizmetine sundu sözleriyle bizi insanlık adına ayrıca mutlu etti. İki saate aşkın süren Traklo Teknik Fabrikası ziyaretimizin ardından Leningrad şehrinde çekimlerimize devam ettik. Akşamda Nedim Kalembaşı dostumuz bizi bir demir çelik kenti olan Zigen'e getirdi. Bizi Zigen Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Nilgün Atlıhan'la yönetim kurulu üyeleri karşıladılar. Dernek lokalinde yaklaşık iki saat sohbet ettik. Aynı zamanda bir saate yakın çekim yaptık. Başkan Nilgün Hanım da yönetim kurulu üyelerinin tamamı da o kadar kültürlü kişilerdi ki harika ve dop bir program oldu. Avrupa'daki ve Almanya'daki Türkleri konuştuk, sorunlarını ele aldık. Unutulmaya yüz tutan Türkçemiz konusunda neler yapılabileceğini, yaz aylarında Türk Hava Yolları başta olmak üzere havayolu şirketlerinin Türkiye olan uçuşlardaki bilet ücretlerini çok yüksek tutmalarından kaynaklanan şikayetleri dinledik. Son derece güzel ve doğal olan programın tamamını da benim kendi adımı taşıyan gezi notlarımızda aynen verdik geceyi Ener ve eyaletinin en güzel şehirlerinden biri olan ve çevresi ormanlarla kaplı Lenneştar şehrinde geçirdik. Sabah erkenden yaklaşık yarım asır önce papaz yetiştirmek üzere orman içine kurulmuş ancak günümüzde modern eğitim yuvası haline getirilmiş harika bir okulu ziyaret ettik. Çekimler yaptık. Çay cumaya gelen öğrenciler ve öğretmenlerle röportajlar yaptık. Öyle saatlerinde Nedim Kalembaşı dostumuzdan izin isteyerek tarihi bir kafede kahvelerimizi yudumlayıp Münih'e doğru yola çıktık. Almanya izlenimlerimizin 4. bölümünde Münih'te yaşamını sürdüren Yenice'de hemşehrimiz Murat Kekeç, Münih Belediye Meclis Üyesi Iraz Taştan, Merkezi Münih'te bulunan Baviera Uşaklılar Derneği Başkanı İbrahim Nacer ziyaretimiz ve Ege Poşisi ile bizi uşağın fahri hemşerisi ilan edişi Münih'te yaşayan Türkler, kaldığımız otelin Hırvat genel müdürü Ivan ve 89 yaşındaki Almanya Cumhurbaşkanından liyakat nişanı olan Profesör Hans ile röportajlarımıza ve Münih'te yaşadığımız Çekya galibiyetinin gece geç saatlere kadar süren kutlamalarıyla ilgili izlenimlerimi paylaşacağım.